Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı. Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 89. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Gelecek dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çatısı altında tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını dile getirdi. Yeni dönemin ülkeye, millete ve bankaya hayırlı olması temelisinde bulunan Kavcıoğlu, toplantının son bir yıldır devam eden hem günlük hayatı hem de dünya ekonomilerini derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu önlemler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattığına işaret ederek, bildiğiniz gibi 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Ancak devam eden aşılama çalışmalarına karşın aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır diye konuştu değerli izleyicilerimiz. İlk genel kurul katılımında para politikasına yönelik bazı önemli hususları da paylaşan Kavcıoğlu şunları kaydetti. Merkez Bankası'nın kanun ile belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan Orta vadeli enflasyonu %5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedef ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu %5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz ve kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız dedi değerli izleyicilerimiz. Ee, enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL'nin gücünü ve itibarı da sağlayacağız. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini vurguladı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli haberlere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.